Hello arkadaşlar. Evet, bugün böyle çok mutlu, enerjik bir video olmayacak. Enerjik bir video olacak çünkü bir sürü yemek yapacağım. Enerjik bir video olmayacak çünkü bekleyen haber geldi. Bir önceki videomun yorumlar bölümünde sabitlediğim yorumda da size söyledim ama belki görmeyenleriniz, duymayanlarınız, okumayanlarınız vardır. Elenmişim arkadaşlar MasterChef'ten, seçilmemişim. Tabi bana haber veren yok. Ben hala salak gibi affedersiniz bekliyorum bana haber gelecek diye. Ben de yazdım, haber gelmedi bana hala, acaba bir yanlışlık mı var acaba dedim. Dediler ki Buse Hanım maalesef olumsuz sonuçlanmıştır, iyi günler dileriz dediler. Tamam dedim. Tabii dinlemedim arkadaşlar, bayağı ağladım falan, neyse. Çünkü umutlanmıştım çünkü gerçekten güzel bir görüşmeydi. Şimdi size o görüşmenin detaylarını anlatacağım ve bir de diss videosu olmuş olacak bu. Yemek yaparken bir diss atacağım beni seçmeyenlere. Ve aynı zamanda hani o süreci size hiç anlatmamıştım, başından sonuna kadar ayrıntılarca onu anlatacağım. Ve ne yapacağım biliyor musunuz bugün? Bugün bir sürü yemek yapacağım arkadaşlar. Menüyü sayıyorum. Akşam yemeği menüsünde karnıyarık var, pirinç pilavı var. Ondan sonra fırında sağlıklı patates kızartması var. Ondan sonra bir de en son tatlı olarak böyle güzel kapkavarık böyle bol fındıklı, çikolatalı güzel bir kek var. Böyle içi hafif ıslak, nemli bir kek olacak. Ve karnıyarıklı mücver tarifini bakın nereden yapacağım? Somer Şef'in kitabından. Somer Şef'in kitabını ben görüşmeden çıktıktan sonra aşırı olumlu geçince görüşmemiz. Kahkahalar havada uçuşunca asla yemekle ilgili... Neyse tamam. İpucu vermiyorum, yemek yaparken bu ayrıntıları anlatacağım size. Yani anlayacağınız kısacası çok olumlu geçince ben de çıkışta hani direkt hazırlanmaya başladım. Tarifler bakıyorum, yeni terimler öğreniyorum, pişirme teknikleri öğreniyorum falan. Sonra her şeyin de kitabını aldım. Belki dedim içinde böyle güzel star yemekler vardır. Ondan sonra yaparım onları ya da işte eğer seçilirsem de bu kitabın içinden yemek çıkabilir diye düşündüm. Aldım. Hiç pişme yaramadı. Kullanmadım yani. Sadece içindeki bilgilerden biraz öğrendim. Not aldım. Seçileceğim diye. Seçilmedim. Ben de bunun için şimdi karnıyarık ve mücver yapacağım. Bu kenara dursun çünkü önce tatlımızı yapmamız lazım. Çünkü tatlımız piştikten sonra buzdolabında 2 saat bekleyecek. O sırada bize diğer yemeklerimizi yaparız. Yemek yapacağım. Bir güzel yeriz. Şimdi hemen başlıyorum. Bu tarif bu arada Somer Şef'ten değil. Bu tarif Beynik Kurtçebe'den. Beynik Kurtçebe'nin Instagram'ından. Öyle işte arkadaşlar. Çok üzgünüm. Şimdi başlamam lazım yavaş yavaş, biliyorum. Heyecanlısınız, size merakla bekliyorsunuz. Acaba ne oldu o görüşmede diye. Size o görüşme ayrıntılarını hiç anlatmamıştım. Bu arada şuraya 80 gram un aktarmayı unutmuşum, hemen aktaralım. Şimdi tarife başlamadan önce şuradan bir tefran tavamız var. Tefran tavamızı alıp ocağa koyuyorum. O fındıklarım orada kendi kendine kaybolsun. Şunu da sonra alıyorum. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce güzel bir Türk kahvesi yapıyoruz. Tabii ki de içmek için değil. Tarifte çok güzel bir Türk kahvesi var. En güzel Türk kahvesi nasıl olur biliyor musunuz? Makinede! Makinede bir Türk kahvesi yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kap alıyoruz. Bu Türk kahvesi olana kadar. Bu kahvenin içine neleri birleştiriyoruz? Böyle küp küp doğranmış 125 gram tereyağı. Kakao da koyuyoruz. Aslında 40 gram ama ben 25 gramlık böyle küçük paket kullanacağım. 40 gram kakao kullanmayacağım. Tarif 40 gram ama. Şöyle 25 gram koyduk. Böyle bol kalorili bir akşam yemeği yapalım arkadaşlar. Seçilmemenin anısına. Şöyle sütlü çikolatayı da parçalıyorum. Ya arkadaşlar nasıl seçilmedim? Başlayacağım biraz anlatmayı, bekleyin. Daha çok işimiz var. Tatlısı, yemeği, patatesi, karnıyarığı derken şöyle çikolataları da ekleyelim. Buse ablamız tabii ki de bu hüzünlü haber sonrasında ne yaptı? Diyeti de bıraktı, sporu da bıraktı. Şekersiz fındık ezmesi kullanıyordu normalde ama şekerlisini kullanıyor. Kahvemi pişten çıkartıyorum ve kahvemi şöyle bunun üzerine ekliyorum. Kahvenin içinde bunların erimesini ekliyorum. Şöyle birazcık karıştırayım. Tereyağlarım hemen eriyor tereyağlar. Bu kap kaynar kahvemin içinde şu bir kenarına erisin. Fındıklarım kavruldu. Fındıklar buraya gelsin. Kahveli karışımı orada erirken ben şimdi bu fındıkları güzelce döveceğim. Ama iri parçalar halinde döveceğim. Öyle çok az bir dövme işlemi olacak. Sadece böyle 2-3 parçaya ayrılmaları istiyorum. Bu arada fırınımızı açmayı unuttuk. 180 derece açıyorum. Artık başlasa ama ne dersiniz arkadaşlar? Tarifi anlatmaktan bir satmayı unuttum. Arkadaşlar 18 Haziran Perşembe günüydü. Böyle hava kötü, yağmurlu. O hafta böyle çok yağmur yağıyordu. Annem İstanbul'daydı bir iş için. Ben de evde yemek hazırlıyorum. Ceylin şey birlikte yiyeceğiz, yemek hazırlıyorum. Çok işte karartıcı bir hava. Saat 7.30. Ben çok yorulmuşum. Herhalde birkaç iş yapmıştım. Saat 8.02 geçe tam şu ocağın önünde pilav yaparken dırın dırın telefonu çaldı. O kadar mutsuzum ki açmayacağım telefonu. Çünkü böyle çok bitkin ve yorgunum o gün. Açmayacaktım telefonu. Neyse açtım. Ondan sonra merhaba MasterChef'ten arıyoruz dediler. Aha benim gözlerim hemen açıldı. Şaşırdım önce bir. Ondan sonra dedi ne oldu ne bitti falan filan. Yarın sizi 2.30'da Levent'teki ofisimize çağırıyoruz dediler. Aa dedim tamam süper, kimle görüşeceğim? Yapımcılarımızla görüşeceksiniz, işte ekibimizle görüşeceksiniz. Tamam, süper. Ben tabii o haberi alır almaz benim el ayak titremeleri başladı. Hemen önce anneme sonra arkadaşlarımın hepsine haber verdim. Çünkü bütün arkadaşlarımız bu haberi bekliyoruz.
Ondan sonra bu arada bu kavrulmuş pamukları da kattım ve karıştırmaya başlıyorum. Ondan sonra arkadaşlar, annem bana kıyafet aldı, arkadaşlarımla konuşuyorum, ne giyeceğim, ne yapacağım, ne yapacağım, ne söyleyeceğim ama yanına yemek yapıyorum. Ve işte beyse olarak hazırlanıyorum. Yani bir de akşam 8'de aramışsın, sabah 2.30 aşağıydı. Neyse, ertesi gün oldu, biz erkenden yola çıktık. Tabii böyle heyecanlıydı, benim karnıma kramplar giriyor falan. Ben de zannediyorum ki yani tek başıma hiç bana söylemediler, elemeler, seçmeler falan dedi. Görüşmeye çağırıyoruz dedi. Hemen birebir görüşme falan zannediyorum. Neyse gittim. Giderken de saat 2.30'da çağırdılar beni. Biz 1'de yola çıkabildik evdeki işler yüzünden. Diyorum ki geç kaldık işte kusura bakmayın vesaire diyorum. O diyor ki bu önemli değil, önemli, önemli değil. Abla diyorum nasıl önemli değil bu? İnsanları bekletmiyor muyum ben? Neyse gittim, fark ettik falan filan. Bir baktım ooo nasıl bir kalabalık var. Yağmur deli gibi yağıyor. Size o gün hatta canlı yayın yapmıştım. Masaj'a belemelerine gidiyorum diye de bahsetmiştim. Deli gibi yağmur yağıyor. Korku korku yolda ilerliyoruz çünkü görüş mesafesi yok. Neyse gittik işte. Ondan sonra ben en son gittiğim için 4'te falan bitiyormuş görüşmeler. Bu arada yumurtaları ekliyorum. En son gittiğim için en son sıraya beni yazdılar. Benden bir önceki çocuğu da zaten sıradaymış işte. Benden sonra da gelen olmadı. O yüzden ben en son olarak listede sonunda yerimi aldım. Sonra sıra bana geldi. Dedi ki siz ikiniz kaldınız, ikiniz gideceksiniz dediler. Bir tane çocuk. Çok sağ konuşmayan, sesli sanki çocuk. Bilmiyorum kim olduğunda. Gittim. Nasıl heyecanlıyım ama. Karşımda ismini vermeyeceğim şimdi kim olduklarının. Bir ekip duruyor. Herhalde bir 7-8 kişi ya da 6-7 kişi falanlar. Ondan sonra ekip, bir de kameraman var. Böyle kamera bizi çekiyor vesaire. İki kişiyiz ya, şaşırdılar. Biz girdik, konuşmaya başladık. İlk önce yanındaki çocukla konuştular. Yanındaki çocuk diyor ki ben işte İsviçre mutfağına hakim, o mutfağına hakim, bu mutfağına hakim. Çocuk sayıyor ama biraz da çekingen konuşuyor. Çocukla bayağı bir konuştular işte. Çocuk birazcık çekingen ya, kameramamera falan filan işte. 35 dakika pişmesi için bunu hemencecik şöyle güzelce götürüyorum ve fırına sokuyorum. Şimdi hemen ortamı temizliyorum ve karnıyarığa geçiyorum. Karnıyarık yaparken hikaye devam edeceğim. Hiçbir ayrı. Evet, karnıyarığa başlayabiliriz. Bir yandan hemen devam ediyorum anlatmaya. Önce ne yapacağımı söyleyeyim. Karnıyarıkları böyle alacalı alacalı keserek başlıyorum. Bir anda hikaye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar ben çıktım. Dedi ki evet bu söz değil. YouTuber'mışsın. Evet dedim. 177 bin abone. Dedim dur 177 bin. Bu kısımları almıştım ben. 177 bin abone değil dedim. O benim küçük kanalım. Benim asıl kanalım 1 milyonluk dedim. Oo dediler 1 milyon mu falan. Ne kanalı? Çocuk kanalı mı falan filan dediler. Dedim işte ailemle video çekiyorum. Çocuk kanalı gibi bir kanal vesaire falan. Ne videosu çekiyorsun? Slime videosu çekiyorum. Aa slime ne falan dediler. Başladılar benim YouTube'dan ne kadar kazandığıma. Taktılar. Ne olursa olsun siz koskoca Türkiye'nin en büyük medya ajansının ya da medya şirketinin çalışanlarısınız. Şu laf kullanılır mı sizce? Yani ne kadar para var bize bu işi bırakalım da o işe geçelim. Böyle bir konuşma tarzı olabilmem. Neyse ben de buna tabii gülüyorum. Gülmek zorundayım çünkü arkadaşlar yani ne yapayım orada somurtayım böyle bakayım insana. Ondan sonra şöyle benim gelirime taktılar. Ne kadar ne kadar. Ben de söylemek istiyorum çünkü gelir söylenmez. Ben bir de yola geçen birini çevirip de gelirini sorsam ya ben onların gelirini sorsaydım acaba onlar bana söyler miydi ne kadar kazandıklarını. Ondan sonra ben tabii söylemek istemedim. Bu arada yağın altını açıyorum çünkü bunları yağda kızartacağım. Tabii de söylemek istemedim. Sonra bayağı bir zorladılar. En az ne kadar, en çok ne kadar vesaire diye beni çok zorlayınca ben de minimum bir şey söyledim. Peki maksimum ne kadar diye sordular. Söylemedim. Ha yani sınırsız söylemedi, güldüler. Bir şey demedim. Daha sonra asıl olaya geliyorum. Bir kişi bana dedi ki, ooo dedi benim böyle sınırsız deyince biri. Ben de diyorum ki sürekli ne kadar çalışırsanız o kadar kazanırsınız. Çünkü YouTube böyle arkadaşlar. Ne kadar video atarsanız o kadar çok kazanırsınız. Neden bazı kişiler her gün video atıyor? Neden bazı kişiler bir sürü kanal açıp bir gün atıyor, bir gün diğer kanal atıyor, bir gün bu kanal atıyor vesaire? Ne kadar ekmek o kadar köfte çünkü. Ondan sonra bu arada yağını kıstım bunları kızartacağım. Ben bunları kısmaya başlıyorum. Ondan sonra biri bana dedi ki bu lafın üstüne. Biz seni doyuramayız dedi ve güldüler. Ben de güldüm. Öncelikle o gün birazcık kilo problemim vardı. Kendi içsel olarak yani. Acaba dedim kilodan dolayı mı diyorlar. Sonra çıkınca anladım ki öyle değilmiş arkadaşlar. Ayrıntılar vermek istemiyorum ama yani kötü bir laftı. Biz bunu doyuramayız ha ha ha. Yani benim kafam gözüm yani affedersiniz yani parada olsa aklım fikrim zaten ben burada olmam. Parada olsa benim aklım orada olmam zaten ben. Benim aklım parada olsa ben giderim YouTube'a günde 10 video yüklerim. Ben giderim YouTube'un altına üstüne getiririm. Aklım fikrim parada olsa ben de onu kazanırım bir şekilde değil mi? Ondan sonra işte dediler ki hadi biraz da yemek konuşalım bari. Hiç yemek konuşmadık ha ha ha. Evet yemek konuşalım çünkü ben yemek yarışmasına gelmişim. Ben burada kendimizi pazarlamaya gelmemişim. Ondan sonra yemek konuşmaya başladık. Başlayamadık daha doğrusu. Dedi ki birinden yarışmaya katılıyorsun dedim. Oradan biri dedi ki 1 milyonu 2 milyon yapmak için. Ha ha ha. Çok komik gerçekten. Hani 1 milyon abone var ya benim. O ben 1 milyon aboneyi 2 milyon abone yapmak için gidiyormuşum o yarışmaya. Yani tamamen kendi reklamımı yapmaya gidiyormuşum o yarışmaya.
Oldu canım. Ben bir kere kendi 1 milyonumu 2 milyon yapmak istesem çocuk kanalıyım. MasterChef'e mi katılırım? Ben yine tabii güldüm falan filan. Bir şey demiyorum arkadaşlar çünkü saygılı da olmam lazım o sırada. Ondan sonra o kadar pozitif, dediğim gibi çok pozitif bir konuşmaydı. Sonra ben buradan çıktım. O kadar rahatım ki. Annem falan şok oldu. Nasıl bu kadar mutlu çıktım? Çok korkarak girmiştim diye. Yani sadece içeride benim gelirimi konuşmaktan, benim YouTube'umu konuşmaktan, beni doyuramamaktan bahsederken hiç yemek konuşulmadı. Ben de herhalde dedim sadece kişiliğe bakıyorlar yemeği. Kar önünde nasıl konuşuyor vesaire diye bakıyorlar. Yemeği de işte ilk eleme çağırdıkları zaman görecekler gibi düşündüm. Çünkü ben bu kanalın esen yemek kanalı olduğuna falan da bahsettim yani. Bu kanalın ne kanalı falan filan dediler. 177 bin izleyen bu kanal. Ondan sonra ben her şeyden bahsettim. Neyse arkadaşlar olmadı. Annem tabii çok şaşkın. Her şey çok iyi geçmiş falan diye. Sonra perşembe günü oldu. Survivor Panorama'ya MasterChef'in şeyi çıktı. Yapımcısı çıktı. Hepinizin tanıdığı bir isim. İsim vermeyeyim şimdi. Ondan sonra dedi ki işte bugün aramalara başlıyoruz. O gün perşembe günü. Allah ben bir telaştan. Dedi ki pazartesi günü de çekimlere başlıyoruz dedi. Ay dedim pazartesi çekimler başlıyor. Bugün perşembe, beni yarın ararsalar ben nasıl hazırlanacağım falan diyorum kendime. Bekle Allah bekle. Bekle Allah bekle. Cuma günü oldu arayan yok. Cumartesi oldu arayan yok. Bekle arayan yok. Sonra pazartesi de benim doğum günüm. Salı oldu. Doğum günü falan diye tutadım. Geçti gitti yani. Salı oldu. Salı günü yani dün arkadaşlar. Ben dayanamadım. O beni ilk arayan kız var ya hani 18 Haziran akşamı saat 8'de beni arayan. Normalde açmayacağım ama hani bir telefonu açayım dedim. Telefon var ya. O telefona mesaj yazdım. İşte başvuru sonuçlandı mı falan diye. Ben bir de onu araya daha önce de mesaj yazmıştım. Bundan 3-4 gün önce. Yazmıştı ki en kısa zamanda olumlu olumsuz dönüş yapılacaktır yazmıştım. Yani olumsuzsa olsa arayacaklar diye içim rahat. Arama bekliyorum yani. Ondan sonra şimdi dün mesaj yazdım. Yani ben o kadar psikolojik olarak o kadar kötü durumdayım ki ağlıyorum durmadan aramadılar diye falan. Mesaj bekliyorum yani dedi. Ya da bir arama bekliyorum. Sonra dün o kızdan mesaj geldi. Bu sana maalesef olumsuz sonuçlanmıştır. İyi günler dileriz diye. Ben tabii o mesajı gördüm. Yıkıldım arkadaşlar. Ağla. Dün attığım videoda hemen yorum olarak saatlerimi öğreniyorum ben. Sizinle de paylaştım. Sporu bıraktım. Diyetim vardı. Diyetimi bıraktım. Gerçekten tam anlamıyla yıkıldım yani arkadaşlar. Ay ya arkadaşlar, oluyor işte böyle şeyler. Bugün oldu, dedim ki ben de madem Somer Şef'in kitabını almıştım, bir video çekeyim dedim. Ve bu videoyla karşınızdayım. Yani ben kendime güvendiğimden daha çok bana siz güvenmişsiniz. O desteğinizi arkamda kesinlikle hissettim. Burada o gün yarım saatte yemek yetişmeye çalışırken ki alttaki yorumlarınızı okudum. İnanılmaz duygulandım. Yaparsın Buse abla bilmem ne falan yazmışsınız. Hani ben kendime o kadar güvenmiyordum. Sizin bana güvendiğiniz kadar. O yüzden çok duygulandım. Ama sonra ne diyorum biliyor musunuz? Vardı da klasik biraz. Onlar kaybetti. Yani benim gibi bir çene nasıl bulacak ben çok merak ediyorum. O yüzden ben böyle bir diss atmaya geldim. Çok da atmayayım yani. Şimdi belli olmaz ne yapacakları. Sonuç olarak böyle arkadaşlar. İçindeki şu patlıcanları güzelce eziyorum. Ya arkadaşlar beni seçmediler. Seneye bir daha şansımı deneyeceğim. Hatta gittiğimde de aynı size yaptığım bu diss konuşmasını onlara yapacağım. Girer girmez diyeceğim ki durun durun diyeceğim. Yemek konuşalım diyeceğim. Yemek yarışmasına geldim ben. Yani gelir midir soracaksanız ben hemen şimdi buradan gideyim, çıkayım diyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Benim hayalim ya, çocukluk hayalim ve bundan bahsedemedim bile. Benim çocukluk hayalim ve hayalimi gerçekleştirmeme izin vermediler. Eğer doğru soruları sorsalardı ya doğru bir şekilde beni tanımaya çalışsalardı. Bu YouTuber'ları da olan bir herkese bir algısı vardır ya, YouTuber. İçerik üreticisiyiz biz, içerik üretiyoruz. Biz artık içerik üreticisi diyeceksiniz yani. Kusura bakmayın. Öyle yani arkadaşlar çok şeyim. Lütfen bu konuda çok muzdaribim. Bu konuda çok üzgünüm. Evet, kek geldi arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey oldu. Videodakiyle alakası yok. Neden böyle oldu bilmiyorum ve aynı kalıbı kullandım. Tamam. Şimdi bunu hemen buzdolabına atıyoruz. 2 saat sonra alıyoruz. Karne yarıkamızın içini dolduruyoruz. Şöyle bayağı bir doldurmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bol dolgulu karneyarı kim sevmez. Bu fırına gidiyor. 10 dakika sonra çıkacak. Bu kitaba da teşekkür ediyorum. Bana MasterChef'i öğretemedi. MasterChef'e beni kazandıramadı. Ama bana güzel bir karneyarık ve güzel bir mücver emanetti. Kitaba tekrar teşekkür ediyorum. Bana bir de bir sürü bulaşık kazandırdı hiç. Mücver yapmak aynen pancake yapmak gibi. Böyle delik delik olduğu zaman alıyoruz. Şakır diye çeviriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi pilavlarımı tabağıma aldım. Şu ve şu ceylinle favori olsun. Bu da benim olsun. Şöyle hoppala. Bu da bunun. Karnıyarıklı pilavlı tabağım hazır. Mücverim de hazır. Çok güzel kokuyorlar bu arada. Dayanamayacağım. Şu kenarından koparacağım yani. O kadar güzel kokuyor ki. Anlatamam size.
Şimdi ben bu videoya 5'te başlamıştım. Saat 18.40. Yani 2 saat 41 dakika içinde bunları yapabildim ancak. Pilavı, karnıyarı, kekim dolapta. Kekimi artık beni Instagram'dan takip ediyorsanız Instagram'dan gösteririm yapısını dokusunu. Ve Instagram'da paylaştığım o kek görüntüsünü görün bakalım nasıl olmuş. Çünkü pişmiş halini görmedik henüz. Şimdi biz yemeğe geçiyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm bu disime katlandığınız için ve ağlamalarıma katlandığınız için de teşekkür ederim. Hayırlısı değilmiş diyorum artık en son çare olarak. Hayırlı değilmiş herhalde ihtimam arkadaşlar. Ya da bilmiyorum işte. Neyse ne. Seneye bir daha deneriz şansımızı. Yapacak bir şey yok. Biz bize yeteriz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.